Çok üzerine zaman geçmedi. Reyhan, sen bana söylemiştin. Bize ulaştılar. Bir Ahmet Kaya şarkısına. Tribüte. Evet. Benim bir şeyler söylemem, şiir okumak gibi bir şey yapmam istendi. Ben de bu işlere beni Reyhan gönderiyorsa hemen gidiyorum. Sonra bir stüdyo adresi verildi. O stüdyo adresini başka bir... Ve sonunda tarla başında. Ben orada ağır romanı çekmiştim. Yani tarla başının nasıl olduğunu biliyorum. Orada bir karakol vardı. Karakol da kalkmış. Tabii ağır romanı çekerken rahattım ben. Yani aylarca orada yaşadım. Herkesle tanışıyordum. Şimdi aradan zaman geçti. Hani artık eski tipleri, yani oradaki sokaklardaki eski tipleri tanımıyoruz. Burak'la birlikte gittik galiba. Burak'la mı gittik? Ya Barış ya Burak. Ya Barış, hatırlamıyorum şimdi. Giderken ulan dedim, buralara giriyoruz falan ama hani bir acayiplik olmasın falan. Orada tarla başına bir stüdyoya gittik. Baba, bir merdivenlerden çıktık. Oğlum dedim, kamera şakası falan olmasın. Yani kamera şakası olsa iyi, başka bir şey olmasın. Anladın mı? Hani... Ve abi kapı açıldı, bir takım saçlı sakallı filan adamlar çıktı. Çok tatlı bir adamla tanıştım. Yani acayip bir stüdyoya geldim. Tam teşekküllü, mükemmel. Kardeş dedim, burada niye stüdyoculuk yapıyorsunuz lan? Yani buraya biz, yani rahat gelinecek bir yer değil. Biz böyle takılıyoruz baba dedi, hayatta dedi filan. Tamam birader filan. Bir adam çıktı karşıma. Aynı Kazım, Niyazi. Niyazi Koyuncu. Niyazi'nin nasıl da mütevazı, nasıl da harikulade bir adam... onun şarkı mı demek lazım, türkü mü demek lazım? Şarkı. O şarkıya ben bir şeyler söyledim filan. Çok güzel oldu abi dedi filan. Gidemedik, orada kaldık yani. İnanılmaz bir adam. Programın sonunda işte büyük sürpriz o. Niyazi Koyuncu. Şimdi alkışlayalım. İki dakika gelsin, konuşalım Niyazi. Harikulade bir adam. Bu bizim beraber yaptığımız albüm, yani benim de katkıda bulunduğum bu Ahmet, gerineyim şöyle bir. Ahmet Kaya albümü ne zaman çıkıyor? Aslında sürpriz olacaktı abi ama bozdun gibi bir şey oldu. sanırım ay sonu gibi çıkacak. Bunun yani sürpriz oldu, baskın basanımdır gibi mi olacak? Mesela bir gece plak şeylere, dükkanlara dağıtılacak. Bilmiyorum ama öyle. Yok canım. Evet, ama içinde sıkıntı. Senin olman güzel değil mi? Yani bir beklenti yarat. Benim olmam değil de senin olman. Evet. Harikulade bir sesi var. Mükemmel bir adam, ciddi söylüyorum. Abi, sen aslında de çok bu, güzel okudun. Bu programlarda yani. Ben bir şey yapmadım. Bıdı bıdı yaptım. Sen bana şöyle oku dedim, böyle oku dedim filan. Harikulade. Ve grubun da burada. Evet. Peki şey sormak istiyorum. Şu nereye gitti ya? Bu ne zaman çıkan bir albümdü? 1 Eylül 2012'de çıktı. Evet. Yani üstünden bayağı bir geçti zaman. Evet. Muçapa. Evet. Muçapa Lazca nasıl yapayım, ne yapayım demek. Evet, bugünlerde çok söylediğimiz şeyler hep Muçapa diyoruz bugünlerde hepimiz, evet. Yani Muçapa diyoruz. Muçapa. Evet. Harikuladesin. Birazdan ekibi hazır olacak ve bize 3 türkü söyleyecek. Sağ olsun. Şarkı mı demek lazım, türkü mü? Şarkı. Türkü neye diyoruz? Türkü daha çok anonim ezgilere hani... Sen şarkılar şey yapıyorsun. Ben, şarkılar. Ne güzel. Ben de şarkı demeyi seviyorum, bazen olmuyor. Peki, alkışlıyoruz Niyazi. Teşekkür ederim.